değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hadislere göre ırkçılığın zararları nelerdir? Konuyla ilgili birçok hadis-i şerif vardır. Bu hadisler incelendiğinde hem dünya hem de ahiret için sayısız zararlı zararları olduğu görülecektir. Irkçılığın zararlarını göstermesi bakımından ibretle okunması, ve dikkatle değerlendirilmesi gereken bazı hadisleri sizinle paylaşalım. 1. Ey insanlar, birbirinize haset etmeyin. Birbirinize boz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinizin satışını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Demek ki birbirine haset etmek, birbirine boz etmek birbirine sırt çevirmek, birbirinin satışını bozmak iman kardeşliğine aykırıdır, zıttır. Bu kadar tehlikeli. 2. Müslüman kişi diğer Müslüman kişinin rengi, dili, durumu, cinsiyeti, doğum yeri, toplumsal hayatı ne olursa olsun kardeşidir. Öyleyse ona zulmedemez, ihanet edemez, aldatamaz, yardım isteni cevapsız bırakamaz, tahkir de edemez. Buna göre mümin kardeşine zulmeden, ihanet eden, aldatan, yardım isteğini cevapsız bırakan, tahkir eden gerçek mümin olamaz. Üçüncü hadis. Allah sizlerin dış görünüşünüze, mallarınıza bakmaz fakat kalplerinize ve amellerinize bakar. Kalbini göstererek Peygamberimiz takva şuradadır, takva şuradadır buyurdu. Dördüncü hadis. Kişinin kötü sayılması için Müslüman kardeşini takir edip horlaması kafidir. Bir Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer bir Müslümana haramdır. Beşinci hadis. Kıyamet günü bir adam bir adamın elinden tutmuş olarak gelir ve Ya Rabbi bu beni öldürdü der. Allah da ona onun için öldürdün diye sorar. Ber ikisi de İzzet senin için olsun diye şanını yüceltmek için öldürdüm ya Rabbi cevabını verir. Allah da ona o bana aittir der. Derken bir başka adam yine birisinin elinden tutmuş olarak gelir ve bu beni öldürdü der. Allah da ona onu niye öldürdün diye sorar. Berikisi de izzet falan canın olsun diye cevabını verir. İşte o zaman Allah fakat izzet ona ait değildir der ve öldürdüğü kişinin günahını yükleterek gönderir. Altıncı hadis. Kim itaatten ayrılır ve cemaati terk etmiş halde ölürse cahiliye ölümüyle ölmüş olur. Kim de ırkçılık, aşiretçilik yapılan bir savaşta çarpışır, ırkı aşireti için öfkelenir veya ırkçılığa, aşiretçiliğe çağırır, veya ırkçılığa aşiretçiye devam eder ve bu esnada öldürülürse onun ölümü cahili ölümüdür. Allah korusun. Son olarak ibret için özellikle şu an içinde bulunduğumuz İslam aleminin içler acısı durumuna dikkat çekmek için saadet aslında yaşanmış bir örne vermeyi de uygun görüyoruz. O savaşında büyük bir kahramanlık gösteren Kuzman namında sahabeler içerisinde Kuzman ismindeki bir şahıs hakkında Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimiz o cehennemliktir buyurdu. Efendimizin bu ifadesi gerçekten bazılarını hayrete düşürmüştü. Durum tetkik edilip araştırılınca anlaşıldı ki Kuzman din için değil kavminin şerefini yükseltmek ve Medine hurmalıklarını korumak için çarpıştığını söyledi. Subhanallah. Daha sonra da aldığı yaranın ızdırabına dayanamayarak intihar etti. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam onun hakkında söylediği hadis-i şerifin sırrı böylece anlaşılmış oldu. Bakın değerli kardeşlerimiz, buna göre ırkçılığa, aşiretçiliğe çağıranların ve bunun için çarpışanların kulakları çınlasın, akıllarını başlarına alsınlar, yoksa bu hal üzere ölürlerse akıbetleri cehennem olacaktır. Allah cümlemizi bu tür virüslerden, zehirlerden muhafaza eylesin. Bu virüsleri hastalıklara düşenleri de Cenab-ı Hak iradelerini kullanarak onları muhafaza etsin ve korusun inşallah.